Diyor ki dünyadaki güzel nimetlerden birisi, güzelliklerden biri saliha kadındır diyor. Yani bir erkek için saliha bir kadına sahip olmak dünyanın en güzel nimetlerinden, en başta gelenlerden birine sahip olmaktır. Hazreti Ali böyle buyurmuşlardır. Allah ona Fatımatu Zehra'yı nasip eyledi. Bütün kadınlarımızın, kızlarımızın Fatımalar gibi, Hatice'ler, Ayşe'ler gibi ve diğer İslam'ın kahraman kadınları içleriyle dışlarıyla mükemmel kadınları var İslam'ın. İslam'ın kadınları çok mükemmeldir. İslam'ın kadınları çok temizdir, namusludur. Erkekleri çok cesurdur. Bu kadını çok temiz kılan, namuslu kılan İslam'dan aldığı değerlerdir. Erkeği de çok cesur kılan, şecaat sahibi, kahraman kılan da İslam'dan aldığı değerlerdir. Çünkü hayat veren değerlerin tümü İslam'dan alınan değerlerdir. Kıymetli dostlarım, İslam'ı övüyoruz. Neden övüyoruz? İslam'ı Allah ortaya koymuş. Şimdi Allah'ın ortaya koyduğu, Allah'ın övdüğü, Allah'ın beğendiğini, sevdiğini, onun övdüğünü biz övmezsek halimiz nice olur? Bunu bir düşünelim şöyle. Şimdi birileri der ki, yahu bu hoca da sürekli İslam'ı övüyor. Allah'ı ne kadar övsek hakkıyla övebilir miyiz? Övemeyiz. Çünkü eşsiz yüce. İslam'ı da ne kadar övsek hakkıyla övemeyiz. Çünkü Allah'ın kurduğu düzen. Bütün hayat veren değerler orada. Bunu biz söylemiyoruz ki. Kur'an'ın sahibi Allah söylüyor. Kur'an Allah'ın kelamı, Allah'ın sözleri. Allah'ın ilminin, kelamının bize tecellisidir. Ebedi saadet, rahmet tecellisidir. Mutluluk tecellisidir. Nasıl övmeyelim bunu? Güneşe karanlık desek yanlış olmaz mı? Karanlığı aydınlık desek yanlış olmaz mı? İslam ebedi bir aydınlık, ebedi bir nur. Allah hepimize gönderilen bu İslam'ı hepimizin kurtuluşuna vesile olmasını, herkesin buradan nasibini almasını biz candan istiyoruz. Herkes kurtulsun. Bu güzellikler hepimizin olsun. Bizim gibi milyarlarca dünyaya yeter. Sadece bize değil, bizim gibi nice dünyalılara yeter. Artar. Allah'ın nimetine bitmek tükenmek var mıdır? Cenab-ı Hak sana milyarları verse peşinden sayısız nimetler yaratılmaktadır. Allah her şeye kadir. Gelin ey dostlar, ey Allah'ın kulları, hepimiz Adem'in çocuklarıyız. İnsan olma bakımından hep kardeşiz. Ama Allah iman kardeşliğini istiyor. İmanda da kardeş olun. Benim istediğim innemel müminune ihvetün. İman kardeşliğidir diyor. Müminler kardeştir diyor. Müminler Allah'a inanan, onun emrine girenler. İslam'ın tümünü kabul edenler. Bunlar müminlerdir. Hem de Müslümanlardır. Burayı kabul etmeyenler bunlar diyorlar ki ben mümin kardeşliğini kabul etmiyorum diyorlar. Onlar kabul etmiyor.
Yani bizim burada bir suçumuz yok. İslam'ın hiç yok. Onlar kabul etmiyorsa ne yapalım zoraki, aman etme yapma diye gelip de boynuna kulağına sarılacak halimiz yok. Biz diyoruz ki inananlar kardeştir. Biz kardeşiz. Biz inananların kardeşiyiz. İnananlar bizim kardeşimiz. Hepimiz Adem'in çocuklarıyız. İnsan olma bakımından kardeşiz diyoruz. Ama biri diyor ki yok, ben Adem'in çocuğu da değilim. Adem neslinden de değilim. Ben Allah'ın kulu da değilim diyorsa, kardeşliği kabul etmiyorsa kendi bilir. Kendi bilir. Husran da var, necat da var, cennet de var, cehennem de var. Hangisi yok ki? Kim nereye isterse ora var. Onun için Hazreti Ali bakın ne dediler? Dünyadaki güzellik, dünyadaki en büyük nimetlerden bahsederken bir diyor saliha kadın. Dünyanın en mutlu, en güzel nimetidir. Dünyanın en şerefli güzelliğidir. Saliha kadın bir erkek için. Peki bir kadın için ne? Mükemmel bir erkek değil mi? Salih bir, namuslu, içi dışı İslam'la donatılmış, donanmış bir erkek değil mi? İşte kadın için de mükemmel bir erkektir. Dünyanın en başta gelen güzelliklerinden biri budur. Demek ki erkekle kadın mutlu bir evlilik yaptığı zaman imanıyla, İslamıyla dünyanın en büyük büyük güzellikleri hem kadında hem erkekte mevcuttur. İşte İslam böyle bir aileyi ortaya koyar, mutlu aile budur. Vay efendim sosyolojik, psikolojik olarak İşte şunlar şöyle olursa, bunlar böyle olursa, şöyle olursa bir sürü bakıyorsunuz ki adam bunalmış, stresten yırtılıyor, falcıya gidiyor, cinciye gidiyor, muskacıya gidiyor. Efendim ve bilimden nasip olmayan, bilimi kullanan, tersine kullanan, bilimden nasip almamış gidiyor. Bilimin falcılığını yapanlara gidiyor. Bilim falcılarına gidiyor. Dinin falcılarına gidiyor. Değere gel, gerçek bilim, gerçek ilim, gerçek iman, hayat veren değerler önce Kur'an'a gel, Muhammed'e gel. Kur'an'dan nasibini al. Ruhun bir defa mutluluğu nerede? Kur'an'dan öğren. Allah'tan öğren, Kur'an-ı Kerim'den öğrenmek demek, Allah'tan bizzat ders almak, yaratıcıdan. Ruhu kalbi o yarattı, onu nasıl mutlu olacağını o biliyor. Yaratmayan bunu yaratan gibi bilemez ki. Onun için insanlığın en büyük hayrına çalışanlar, hayat veren değerleri, hayat veren değerlerin derslerini insanlıkla paylaşabilmektir. İşte hayırlılık, gerçek hayırhah olmak buradadır. Peygamberimiz ne demiş? İnsanlığın efendisi insanlara hizmet edendir. Hayırlı hizmetlerde bulunacaksın. İnsanlığa kim daha çok insanlığın hayrına hizmet veriyorsa işte bil ki insanlığın en hayırlı kişisi ve efendisi insanlığın hayrına çalışandır. Bunu Hazreti Muhammed söylüyor. Bütün insanlığın tümünün peygamberi söylüyor. Hazreti Muhammed bütün insanlığın tamamının peygamberidir. Kabul etsin veya etmesin. Bütün alemlere rahmettir. Bu rahmetten kaçsın veya nasibini alsın
fark etmez. Alemlere o rahmet peygamberidir. Bütün herkesin iyiliğine gelmiştir. Bunun için kıymetli efendiler, birbirimize faydalı olmaya çalışalım. Nur saçan bunca mükemmel yüce değerler varken, faydalı olmayan mala yanilerle ömür geçirilmez. Hiçbir nefes israf edilmez. Mâ kâne yurîdü harsel âhirati nezid lehu fî harsi. Şura suresinin 20. ayetinde kim ahiret kazancını diyor istiyorsa onun kazancını artırırız diyor. Kim dünya karını istiyorsa ona da dünyadan veririz. Fakat ahirete inanmayanlar için ahirette hiçbir nasip yoktur diyor. Çünkü her şeyim dünya deyip ahirete inanmayanların durumu korkunç tehlikedir. Ahirete inanmayan Allah'a da inanmıyor. Onun ortaya koyduğu İslam'ın, Kur'an'ın bütün ayetlerine de ister cüz'i ister külli inanmadığı zaman imanlı ölmüyor. Allah'ın ayetleri bir bütündür. Peygamberleri bir bütündür. Kitaplar bir bütündür. Tümüne inanmak gerekiyor. Ahiretin de bütün muhteviyatına inanmak gerekiyor. Ehli hakkın hali lezzet, kali lezzettir. Bütün böyle bir hüsnün peşinden koş da, manum diyor, kederli olma hiç diyor. Dikkat et, ehli hakkın hali lezzet, kali lezzet, kaline sözü de lezzet, sözleri hayat verir. Hali lezzet, kali lezzettir bütün diyor. Böyle bir hüsnün peşinden koş da, mamum, kederli olma hiç diyor. Bunun için İslam herkesin mutluluğunu istiyor sevgili dostlarımız. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Adem ve Havva'nın çocuklarıyız. Birbirimizi sevmek aslidir. Nefret sonradan icat etme uydurmadır. İnsanlar gitmiş de kötüyü uydurmuş, yazık etmiş kendine. İman aslidir. Küfür sonradan insanların kendi kazançlarıdır. Kendileri kazanmışlardır. Çok yanlış yapmışlardır. Yazık etmişlerdir. Bunun için burada konumuz haccın içerisinde bu dersler de devam etmektedir. Eyyam-ı malumat, Zilhicce'nin ilk 10 günü veya Nahir 11-12. Günleri. Eyyam-ı madudat, teşrik günleri. Arefe sabahından 4. günün akşamına kadar her farzın sonundan bir defa tekbir almaktır. Bir de hacı demek takva ehli demektir. Bir hacı hacıysa ehli takva olmak zorundadır. Cehennem kelimesi cehim, sert, çirkin, derin kuyu, müennes, gayr-ı munsarif bir kelimedir. Lügatta bu. Tabi İslam istilahında Kur'an-ı Kerim'deki cehennemin dindeki yeri ise tabi inanmayanların,
Münkir, müşrik, münafık, İslam'ı kabul etmeyenlerin veyahut Allah'a itaat etmeyip isyan edenlerin gireceği ceza evidir. Her suçun karşılığında orada bir ceza, azap uygulanması vardır. Münafık, diller döken, yeminler eden, Müslümanım diyen, peşinden her kötülüğe cüret eden münafıklardan da bahsetmektedir. Ahnes bin Şerik'ten rivayet olunuyor. Münafık nedir diye sormuşlar da, diller döken, yeminler eden, Müslümanım diyen, bunun peşinden de her kötülüğe cüret eden, yani her kötülüğü yapan, bunları söylüyor diliyle ama peşinden her kötülüğü yapıyor. İşte bunların iç dünyalarında iman olmayan, dış dünyalarını Müslüman gösteren kişiler münafıklardır. Bunlar için bak ne diyor, ve hüve eleddül hısam, Allah'ın, İslam'ın ve Müslümanların yaman düşmanıdırlar bunlar. Müslüman görünürler ama yaman düşmandırlar. Yani her türlü kötü yola, entrikaya, her türlü tuzak kurmaya çalışırlar. Dünyadaki gizli servislerdeki insanlığa fitne, fesat ve insanlığa zarar nereden gelecekse orada görev alan, insanlığın zararına çalışan zihniyettir. Başta bunlar İslam düşmanıdırlar. Fakat İslam düşmanı olmak Allah'a düşmandır. Allah'a düşman olan kişi kendinin en büyük düşmanıdır. Başka düşman aramasına gerek yoktur. Kendini Allah'a satan bahtiyarlar da var. Canını Allahu Teala'ya, malını Allah'a feda etmekten hiç mi hiç çekinmeyen, zevk duyan bahtiyarlarımız var. Rızayı ilahi için dünyasını da canını da verir. Kendilerini satın almış, azat etmiş olurlar. Çünkü bunlar canlarının mallarını verirler, cenneti ve Allahu Teala'nın cemalini kazanmak isterler. Kendi rızasını Allah'ın rızasında, kendi iradesini Allah'ın iradesinde fani kılmış, yok etmiş olanlardır. Bunlar nefsi merdiyeye, yüksek dereceye ermiş kişilerdir, buralara ererler. Şeriatın aksine olanlar, ki İslam kanun ve kurallarıdır, Allah yolunda ölmek istemezler. Kim bunlar? Şeriatın aksini savunanlar, aksini yaşayanlar. Fakat bunlar Allah yolunda hiçbir zaman ölmek istemezler ama kolayca bunlar intihar ederler, kötü yollarda kendi ölümlerinin sebebi olurlar. Hem de intihar ederler. Bakın, İslam'a karşı olmanın neticesine bakın. İslam'a karşı olan kişiler Allah yolunda ölmek istemezler. Ama intihar edebilirler ve kötü yolda da rahatça kendi ölümlerine sebep de olurlar. Peki er geç öleceğiz, kısa bir ömrümüz var. Allah yolunda, Allah'a itaatta geçirseydik de Allah yolunda ölseydik olmaz mıydı? Hayatı veren Allah'tan ölümsüz hayatı kazansaydık, rızasına vasıl olsaydık olmaz mıydı? Dünyada kendimiz bilmiyorsak usul alimlerine, usulda
intisapta bulunsaydık da vuslata erseydik olmaz mıydı? Yani ilimle, bilenle hareket etmek demekti bunun anlamı. İbni Abbas Hazretleri, Süheyb bin Sinani Rumi Hazretlerine işkence etmişler. İbni Abbas'tan bir rivayet. Tüm malını vermiş, tevhidi almış. Dinini, bakın, satın alıyor. Tüm malını veriyor, kim? Süheyb bin Sinani Rumi Hazretleri. Çünkü bu bir yaşlıydı. Bunu müşrikler yakaladılar. İslam şeriatının azılı düşmanları. Bu mübarek adam Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu. Önünü kestiler ve yakaladılar müşrikler. O da tüm malını vermiş, tevhidi almış. Tevhid nedir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'ı, Muhammed'in ortaya koyduğu şeriatı ve Muhammed'in peygamberliğini bütün varlığıyla kabul eden bu zat, bakın imanını alıyor, sadece tevhidi alıyor, bütün malından mülkünden vazgeçip, hatta evinde nerelerde ne varsa onları da alın diyor düşmana, dinini satın alıyor ve Medine'ye hicret ediyor. Medine'ye daha bu ulaşmadan ayetler geliyor. İşte ticaretin en hayırlısını yaptı Süheyb bin Sinani Rumi Hazretleri diye Allah'tan ayet geliyor, müjdeler geliyor. Ona taltifler geliyor. Ebedi saadetin ödülü geliyor. Emri bil maruf, kıymetli dostlarım, emri bil marufu yapanlar hakkında. Bunlar da ebedi saadeti kazananlardır. Emri bil maruf, nehyi anil münker nedir? İşte İslam'ın hayat veren emirlerini insanlığa bir bir bunları tebliğ etmektir. Yanlıştan da insanları sakındırmaktır. Allah'ın bir emreden amir hükümleri var. Bir de şunları yapmayın diye nehisi, nehyeden sakındıran hükümleri var. Yerli yerince İslam'ı bilmek, yerli yerince İslam'ı tebliğ etmek, emri bil maruf, nehyanil münkerdir. Bunu yapanlar da ebedi saadetin adamıdırlar. Yine Hazreti Ali Hakk'ın hicret gecesi Efendimizin yatağında iken ayet 207. Bakara suresi 207. Burada bakın felaha mutluluğa eren Allah'ın övdüğü zatlardan birisi de bu ayetlerin şumulünde Hazreti Ali bulunmaktadır. Daha çocukken Peygamberimizin evi düşman tarafından kuşatıldığı zaman o yatakta çocuk çağda Hazreti Ali yatıyordu. Cesurca, kahramanca o yatakta bir iman dolu aslan yatıyordu. Hazreti Ali kerremallahu veçe, küfrün belini kıran, burnunu kıran, imanın yolunu açan, bu yolda Hazreti Muhammed'in etrafında, elinde kılıç göksünde imanla, pervaneler gibi cihad eden, yenilmez kahramanlardan birisi Hazreti Ali'dir. Radiyallahu anhu ve erdan esmai. İşte bu ayetlerde ona da işaret edilmektedir. Hazreti Ali'nin bütün hayatı, yaşantısı, İslam şeriatına uyması, İslam'ı müdafası, ilahi kelimetullah için cihad etmesidir.
Hazreti Ali son derece büyük bir kahraman, son derece büyük bir alimdir. Ve büyük bir mücahiddir. Büyük bir halifedir. Hazreti Muhammed'in damadıdır, amcasının oğludur. Ebu Talip gibi ömründe kelime-i şehadet getiremeyen bir adamın da oğludur. Kıymetli efendiler, Allah'ın hidayetine nihayet yoktur. Kime hidayet edeceğini de en iyi bilen kendisidir, başkası değil. Şeytan perişan edici, belagatlı, açık büyük bir düşmandır. Dikkat et, şeytanın bir tarifi de şudur. Şeytan perişan edici, belagatlı, açık büyük bir düşmandır. Yani düşmanlık etmek için bütün varlığıyla çalışır. Ama imanın karşısında, tevhidin karşısında, Kur'an-ı Kerim'in karşısında, hakiki Müslümanların karşısında sinek kadar bir hükmü yoktur. Bu imanı taşımak lazım. Yine bu ayetlerden silim, barış kelimesi geçti. İslam'ın baştan sona barış olduğunu söyledi. Barış, selamet. Barış, A'dan Z'ye baştan sona ebedi ezeli saadet, selamet, Allah'a boyun eğip barış ve selamete girmektir silimin anlamı. Allah'a boyun eğip barış ve selamete girmektir. Allah'a teslim olmadan, Allah'ın ilkelerini kabul etmeden dünyada, gönüllerde, ruhlarda barış olmaz. O zaman kurtların, sırtlanların barışı gibi ortaya barışlar çıkar. Parçalarlar insanların bir kısmını, öbür tarafta birbirinin paylarını paylaşırlar ve arada boğuşurlar. Ondan sonra birbirlerinin artığını yerler. Ondan sonra yan gelip yatarlar. İşte Allahu Teala'ya ihsan edilerek, İslam'ı düşman ilan ederek yapılan barışlar canavarların barışıdır. Bunlar rantlarını paylaşırlar, dünyayı sömürürler. Bir tarafı ekmek bulmakta zorlanır, bir taraf büyük kitleler, milyarlar, öbür tarafta mutlu azınlık yaşarlar. Bunun adını da barış koyarlar. Ve gökten bomba yağdırırlar, insanları parçalarlar ve bunu da şunun için yapıyoruz derler. Bunun adını da barış koyarlar. Böyle barış sırtlanlar aleminde bile yoktur. İslam'ın kemaline davet ediliyor. Kıymetli efendiler, Yüce Allah bütün kullarını İslam'ın kemaline davet ediyor. Ebedi rahmetime gelin diyor. Barış, İslam'ın barışı ebedi rahmete, Allah'ın tükenmeyen ziyafet sofrasına oturmak demektir. Cennet budur. Cemali ilahiye ulaşmaktır. Yine İhlas ile diyor, kendini Allah'a teslim edersen, kim iyilik ve ihlas ile kendini Allah'a teslim ederse, İslam'ın kemaline işte bu şekilde davet ediliyor. Diyor ki, ihlaslı ol, Allah'a teslim ol. Bakara suresinin 112. ayeti kerimesinde muhsinlere Cenab-ı Hak
Men esleme vecihehu lillahi ve huve muhsinun. Korku yok diyor. Kim bütün varlığıyla Allah'a yönelmişse işte onlar muhsindir diyor. Muhsinlere korku yoktur. Üzüntü yoktur. Çünkü onlar mutluluğun, rahmetin içine alınmışlardır. Hukuki, ahlaki kanunlara riayet. Allah'ın kanunlarına riayet edilmesi lazım. Kimsenin hakkı çiğnenmemesi lazım. Adalet uygulanması lazım. Allah'ın taksimine dikkat etmek lazım. Allahu Teala'nın taksimatına, onun adaletine tamamen teslim olup onu uygulamak lazım. Fesada meydan vermemek lazım. Fesada meydan yok İslam'da. Yoksa yağmur yerine taş, ateş. Belalarını bulmaları, ummadıkları bir anda dünyadan başka isteği olmayanların gökten başlarına yağmur yerine taş yağacağını, ateş yağacağını, belalarını bulacaklarını unutmasınlar. Kendilerine de, insanlığa da sebep olmasınlar. Yeryüzü sallanıyor. Sürekli bir yer batıyor. Denizler dalgalanıyor. Denizler bulanıyor. Ve toplu ölümler, felaketler görülüyor. Tsunamiler, ritalar, marmaralar ve diğerleri, bunlar kendiliğinden olan değil, kainatın sahibi Allahu Teala'dır. Mülkün mutlak hükümdarı, muktedir hükümdar Allah'tır. Yerde gökte tamamen yaratmak ona, emir ondandır. Yaratmak da ondan, emir de ondandır. Ela lehul halgu vel amru tebarakallahu rabbul alemin. Bu ayeti kerimeyi de unutma. Allah'ın hiçbir emrini unutma. Unutmamaya çalış. Senin aklını, fikrini, hafızanı, tefekkürünü, tezekkürünü Allah sana niye verdi bunları? Başka şeyleri öğrensinler de Allah'ı inkar etsinler diye mi verdi? Ayetleri anlamasınlar diye mi verdi? Yoksa Allahu Teala kendini ve ayetlerini sana tanıtmak için mi verdi? Bunlar üç üzerinde de kıymetli dostlar düşünelim, taşınalım. Hayat veren gerçek hayatı onun değerleriyle donanmış olalım. Gerçek hayatı bulalım. Mutlu olalım. Allah bizim mutluluğumuzu istiyor. Allah Rahman, Rahim. Bu rahmeti kabul etmeyen kişiler içinde azabun elimün. Onun bir de şiddetli bir azabı var, kazabı var. Cenneti var, cehennemi var. Lütufları var, adaleti var. Zulümden münezzeh kendisi. Kimseye zulmetmez. Herkese hak ettiği cezayı verir. Yine Cenab-ı Hak hel yenzurune illa en te'tiyehumul melaiketü ev ye'tiye emru rabbike ilahir ilahe. Cenab-ı Hak ne diyor? Cenab-ı Hakk'ın burada diyor ki meleklerden ve Allah'ın emrinden başka bir şey mi bekliyorlar? Meleklerin gelmesi veyahut da Allah'ın emrinin gelmesi ne demektir? İşte illa Allah azap mı göndersin? Azap ordularını mı göndersin?
sizi kahreden efendim emrini mi göndersin? Hemen bunu mu bekliyorsunuz? Gelin, rahmetin içine gelin. Gelin, sulhun, barışın içine gelin. Bela istemeyin. Belanın gelmesi için çalışmayın. Kurtuluşunuza çalışın. Çünkü Habbab bin Eret denilen sahabi radıyallahu an bu Peygamber Efendimiz'e geliyor. Dertleniyor. Çünkü ilk Müslümanlara daha da çok zulmettiler. Bugün de Müslümanlar gerçek Müslüman olduğu için hak ve özgürlükleri birçok yerde ellerinden alınmıştır. O gün de öyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle. İslam Allah'ın hakimiyeti, İslam kanunlarının hakimiyeti Allah'ın hakimiyetidir. Bu sağlandığı zaman bütün insanlar hak ve özgürlüklerine kavuşurlar. Bu sağlanmayınca bakın birileri diyor ki, benim inandığım kadar inanacaksın, benim dediğimi yapacaksın diyor. Dayatıyor. İslam dayatmamıştır kimseye. İşte o gün Habbab bin Eret'e de o günkü putperestler dayatıyorlardı. Diyorlardı ki dininden dön. Ateşlerin üzerine yatırıyorlardı. Kimisini öldürüyorlardı. Kimisini kızgın kumların üzerinde, kimisinin boğazını ip takıp dolaştırıyorlardı, kimisini aç bırakıyorlardı, çeşitli işkenceler vardı. Peygamberimiz şöyle dedi, bütün insanlığa bu bir mesajdır. Öncekiler diyor çukura atılır. Önceki Müslümanlara da o çağın firavunları, tağutları işkence ediyorlardı. Çukurlara atıyorlardı. Testere ile kesiyorlardı. İkiye ayırıyorlardı. Demir taraklarla etten kemikten de öte bir şey bırakmayacak şekilde demir taraklarla ne yapıyorlardı? Sinirleri bile tarıyorlardı demir taraklarla. Koparıp koparıp atıyorlardı. Vücutları parçalanıyordu. Niçin? Dinlerinden dönmeleri için yapıyorlardı. Müslüman olmayın diyorlardı. Kıymetli efendiler, Peygamberimiz en buhranlı günlerden en büyük müjdeleri vermiştir. Hiç merak etmeyiniz. Ölenler şehit olup cennete gidecekler. Güven içinde olacaksınız. Sana'dan Hadramut'a kadar Allah korkusu hariç başka korkunuz olmayacak. Dünya Müslüman olacak, ilahi adalet tecelli edecek diye müjde veriyordu.